Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, tıpkı işkence gibi bir insanlık suçudur iftira. İlkel kabile dinlerinde bile günah addedilmiştir. Hakikati ters yüz etmek, masuma kara çalmaktır. Masumun şerefini ayaklar altına almaktır. Yalanın katmerlisidir. Bir hayvan yalan iftira nedir bilmez mesela. İftira atan hayvandan da aşağı varlıktır. Suçu sabit olana kadar kişi masumdur ilkesi evrensel hukuk kuralıdır değil mi? Delil şahit olmadan hiç kimse suçlanamaz. Birisini sevmeyebilir, hatta kavga dövüş etmiş olabilirsiniz. Fakat onu yapmadığı bir şeyle suçlayamazsınız. Bırakın suçlamayı, ima dahi edemezsiniz. Niyet okuyuculuğu yapamazsınız. Yaparsanız iftira olur. Efendim suçlu gibi duruyor, öyle diyorlar. Zannediyorum galiba... Yani sanki tahmin ediyorum gibi laflar iftiraya çanak tutan laflardır ve mezmundur, merduttur. Hadi buyurun şimdi cevap verin dostlar. Mesela birileri toplumun bir kesimini teröristlik ve vatan hainliğiyle suçluyorsa, üstelik bunu televizyonlardan bangır bangır bağırarak yapıyorsa, Müslüman olarak sizin duruşunuz nasıl olacak? Üç maymunu mu oynayacaksınız? Vay anasını be, biz adamları vatansever biliyorduk, yuh vatan hainlerine mi diyeceksiniz? Veya bırak bu zırvaları efendi, gözünle gördün mü? Şahitlerin nerede? Delilin var mı diyeceksiniz? Muhtemelen size şöyle diyecektir, haber kaynağım öyle söylüyor, ben de falan kesten duydum, adamlar teröristmiş, hem cümle alem böyle demiyor mu? Sen gerçekten namuslu, şerefli, dini bütün bir insan isen şunu demen gerekmiyor mu? Bak sen şimdi teröristlik gibi altından kalkamayacağın çok ağır bir suç isnat ediyorsun. O haberi sana üfüren falan kes kim mesela? Evvela şahitliği kabul görecek salih bir kişi mi suçladığı adamı suçüstü mü yapmış? Yoksa gazeteden, internetten falan mı okumuş? Hem bu terörist dediğin adam nereyi bombalamış, kimi öldürmüş? Yahu teröristin bir tanımı olur değil mi? Vuran, kıran, sağa sola bomba koyan, adam kaçıran kişiye terörist denir. Bu adam bu sayılanların hangisini yapmış? Senin vatan haini dediğin kişi askerlikten, savaştan mı kaçmış? Ülkenin kaynaklarını yabancılara peşkeş mi çekmiş? Ülkesi aleyhine gizli gizli ajanlık mı yapmış? İddianı ispat et. Aksi takdirde müfterisin demen gerekmiyor mu? Sen bir de Müslümanım diyorsun, alnın secdeye varıyor, masuma iftira atmaya utanmıyor musun? Allah'tan kork demen gerekmiyor mu? Zavallı Müslümanlar, siyaset belası yüzünden bugün ne haldeler? Toplumun bir kesimi zulümlere maruz kalıyor, diğer kesimi sadece seyrediyor veya o zulümleri yapanlara yardakçılık yapıyorlar. Ne hazin değil mi? Tıpkı 14 asır evvelindeki gibi. İslam tarihinde bir ifk hadisesi vardır, bilir misiniz dostlar? Kıyamete kadar gelecek insanlık için büyük ders niteliği taşır. Hey Müslüman, hiç duydun mu ifk olayını? Devamlı hatimler ediyorsun, bir kez olsun okuduğun ayetler üzerinde düşündün mü? Bakınız Nur suresi 11 ve 20. ayetler bu ikisi arasında. Bu ayetler hem müfterilerin namussuzluğunu hem de atılan iftira karşısında Müslümanların alması gereken tavrı anlatıyor. İftirayı duyar duymaz, hayır olmaz böyle şey demeleri gerekmez miydi diyor Allahu Teala. Kısaca arz edeyim hadiseyi. Hazreti Peygamber'in iffetli eşi Hazreti Ayşe'ye bir sefer dönüşü iftira atılmıştı. Münafıklar başta Abdullah İbni Übey İbni Selul olmak üzere Medine'de bir cadı kazanı yakmışlardı ve içine Hazreti Ayşe'yi atmışlardı. Nurlu şehir Medine adeta karanlığa bürünmüştü. Hazreti Peygamber ve arkadaşları karalar bağlıyorlardı. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de toplantı üstüne toplantı yapıyordu. Sahabe ile meseleyi istişare ediyordu. Ne yapalım, münafıkların bu iftirasına karşı nasıl bir yol izleyelim diyordu. Medine çalkalanıyordu. Bir kısım gafil Müslümanlar da münafıkların oyununa gelmişlerdi. Yani münafıkların yaktıkları fitne ateşine odun atıyorlardı. Resulullah çok bunalmıştı. Hazreti Ayşe'nin ise olaydan günler sonra haberi olmuştu. İffet ve namus abidesi anamız şimdi ne yapacak, kendisini nasıl aklayacaktı? Ordunun biraz gerisinde kalmasını, ordu gerisinde görevli memurla birlikte daha sonra yetişmesini nasıl izah edecekti?
Kolyemi kaybettim, onu ararken geciktim ve geri döndüğümde ordu çoktan hareket etmişti. Eyvah, tam kayboldum diye düşünürken ordunun arkasını toplamakla görevli balanca adam beni devesine bindirdi. Gecikmeli olarak ancak yetişebildik. Sadece bu, ben masumum deseydi acaba inanırlar mıydı? Allah Resulü sahabenin ileri gelenlerine Hazreti Ayşe'nin durumu hakkında sormuştu. Adaletten milim sapmayan Hazreti Ömer şöyle demişti. Ya Resulallah, hani hatırlar mısınız? Bir gün cemaatle namaz kılıyorduk. Namaz esnasında siz terliğinizi çıkarmıştınız. Sizin çıkardığınızı görünce biz de çıkarmıştık. Namazdan sonra biz size neden terliğinizi çıkardınız diye sorunca siz terliğinizin altında necaset olduğunu, Cebrail'in gelip haber verdiğini söylemiştiniz. Ya Resulallah, Allah terliğinizdeki necaseti haber verir de hanımınızdaki necaseti hiç haber vermez mi? Müsterih olun ya Resulallah, Allah size mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Başka sahabeler de ferahlatıcı laflar etmişlerdi. Daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe ile görüşmüş ve ona ''Ya Ayşe, eğer suçluysan tevbe et, Allah bağışlayacaktır.'' demişti. Bunun üzerine Hazreti Ayşe diyor ki ''Nutkum tutuldu, ne diyeceğimi bilemedim, eyvah.'' Demek ki Resulullah da benim suçlu olduğuma inanmış diye düşündüm. Ve şöyle karşılık verdim. Ya Resulallah, şimdi ben size ne söylesem boş. Üzüntümden Hazreti Yakup'un adını bile unutmuştum. En iyisi Yusuf'un babasının dediği gibi diyeyim. Bundan sonra bana güzel bir sabırla sabretmek düşer. Fe sabrun cemil. Müsaade ederseniz babamın evine gideyim dedim. Peygamberimiz üzüntülü bir halde, peki dedi. Aradan günler, haftalar geçmişti de mübarek anamızın temiz olduğunu tescilleyen ayetler inmişti. İftiraya atanlara kazif cezası uygulanmıştı. Şahitlikleri de ebediyen kabul edilmeyecekti. O zamanın Müslümanları bu olaydan büyük ders çıkarmıştı. Günümüz Müslümanları bugün ne yapıyorlar acaba? Masumlara atılan onca iftiradan acaba ders alıyorlar mı? Ben aldıkları kanaatinde değilim. Allahu Teala bir Müslümanın iftirayı duyar duymaz haşa bu apaçık bir iftiradır demesi lazım diyor. Böyle demeyen, üstüne üstlük iftirayı yayan Müslümanın Müslümanlığı nereye kaçıyor peki? İşte kaçıyor bir yerlere. Size bir fasık haber getirdiğinde hemen inanmayın, araştırın. Açık açık delil varsa ne âlâ, yoksa reddedin diyor Rabbimiz. Peki bu ayetlerin hükmü ne olacak? Biz Kur'an ayetlerini hep okuyup okuyup geçecek miyiz? Kur'an bizim hayatımıza sadece camilerde mi girecek dostlar? Allah aşkına kendimize gelelim. Aklımızı başımıza devşirelim. Şu koca dünyayı birbirimize dar etmeyelim. İftiraya düçar olan kim varsa onun yanında olalım. Haksızlığa uğrayanlara kol kanat gerelim. Bu hafta yine hüzünlendim dostlar. Sadece dertleri sayıp dökmenin, bir şey yapamamanın hüznü bu. Haftaya bir başka mevzuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.